Neden? Biz daha ileri bir Türkiye istiyorduk. Daha büyük bir Türkiye, daha emekçi, daha bağımsız. Kemalizm arkadaydı. Ama şu anda çok savunuyoruz. Çünkü Türkiye artık bir İslami şeriat rejiminin kapısındadır. Kemalizm, ben en fazla eleştirdiğim zamanda, ey gençlik bunu iyi din, benim sözüm var. O sözüm beni kurtarıyor. Bizim en çok eleştiri yaptığımız zamanda söylediğimiz bir söz vardır. Kemalizm bizi ileriye götürmez, biz Kemalizm'den geriye düşmeyiz. Şöyle bir formülasyonunuzu hatırlıyorum. 1923 bizi ileri götürmez ama biz 1923'ten bir adım geri gitmeyiz. Tabii gitmeyiz. Diye yazıyor. Bugün 1918'de olduğumuz için, bugün 1958'de olduğumuz için sarılıyoruz. Bu gayet açık. Gayet açık. Şurada haykırıyoruz. Ben Kürtler için hapse girmedim. Bazı Kürtler onu söylüyorlar. Bizim hayatımız bu. Şu iddianamede biraz ey Kürt varsan de tepeliler, kendinize saygınız olsun. Siz bu Silivri'yi nasıl savunabilirsiniz? Hepsi bizim Kürtlerle beraberliğimiz için ettiğimiz mücadeleyi mahkum etmek istiyorlar. Siz bunları şeriattan mı alacaksınız? Demek ki bu. Gayet açık olarak seninle, çünkü Musul Savaşı'nı bu senenin başında Bursa'da bir konferansımda açıkça söyledim. Seninle bu mülakatta da Türkiye büyüyecektir. Ey Türkiye'yi yöneten, Türkiye'yi hissedenler, artık son olaylarda şunu ortaya koymuştur ki Azerbaycan'dan ayrı bir devlet olmanız mümkün değildir Türkiye için. Bunu düşüneceksin. Ben bunları söylediğim zaman bana Enver Hoca diyorlar. Onları falan Enverci diyor, Enver Paşa. Ama ben başka bir şey daha söyleyeyim hocam size. Geçen kış Suriye Turizm Bakanı'yla İstanbul'da görüştüm. Suriye Turizm Bakanı biz iki devlet tek milletiz diyor. Yani bana söyledi. Yani sizin Doğu... Yanlış mı hatırlıyorum 1990'lı yılların başlarında Doğu Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Evet, evet. Formülasyonunuzda böyle diyen bir Suriye'nin de yer alabileceği çok tabii. Bunları şey yapmıyorum. Ben adım adım gidiyorum. Kurmay subaylara, bu ülkeyi duyan insanlara adım adım söylüyorum. Musul'u alacaksınız. Ve Amerika'nın elinden değil. Turgut Özal'ın elinden değil, kendi elinizle. Türkler, Türk solcuları, Kürtler, Türkmenler beraberce alacaksınız. Bunu almak ne demektir? Siz bunu alırken iki kişiye karşı da çok ciddi bir mücadele yapmış olacaksınız. Bir, İsmail Cem'e, iki, Abdullah Gül'e karşı. Barzani'yi kuranlar onlardır. Barzani devleti, o şeriat devleti, o Kürdo Cudaik devlet olduğu zaman Abdullah Gül'ün heykelini yapacaklar. 38. paraleli sağlayan, şunu yaptıran onlardır iki dışişleri bakanı. Bunları açıkça söylüyoruz. Ya emekçiden yana olacaksınız. Büyük Kürtler, Türkler diğerlerin kardeşçe yaptı. Artık Azerbaycan'ın da bunun dışında tutamam. Demek ki ben hep söylediklerimi söylüyorum. Öbür tarafta da bana devrimci diyor. Ben bu kitabımda var. Yeni kuşaklara söyleyeyim. Bak ne demişim ben. Çocuk kadar yaratıcı, çiçek kadar kırılgan, kadın kadar patlamalı. İşte devrim odur. İşte devrim odur. Biz tarif ediyoruz. Şurada var. Ne demişim ben? Çaresiz kaldım. Devrim yaparız. Bizim anayasamızda vardır. Sonradan değişti, inkılap dediler. Dil devrimi, giysi devrimi, bilmem ne devrimi. Devrim bizim yolumuzdur. Siz bu kitaplara dokunmadan bize nasıl dokunabilirsiniz?
devam etmemize izin verir misiniz? Devam etmemize izin verir misiniz? İddianameye doğru geliyoruz. Evet. Şimdi bu konunun sevindirici tarafı şu. Siz de yıllardır gazetecilik yapıyorsunuz. Canan Hanım bir hipotezle ortaya çıktı. Sayın Canan Artman. Evet. CHP milletvekili. Evet. Evet. Abdullah Gül Bey'in Ermeni kökenli olduğunu söyledi. Aman Allah'ım, ortalık karıştı. Çok ortada. İyi biliyoruz. Evet. Ve bu İslamcılar, bu babamın bana anlattığı hepsi birden. Bu bilmem ne televizyon, bir kara soyad Mustafa mı nedir? O. Karalioğlu. Bunlar böyle. Tesadüfen Temren izliyordu, orada gördüm. Bir dakikadan fazla izleyemiyorum. Bunu da görmemişseniz haberiniz olsun. Bu açılım neymiş biliyor musunuz? O söyledi. Karalioğlu mu söyledi? Evet. 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 Bunlar işte İslamcı kafa bu. Fethullah Gülen'in kafası bu. Ne söyledi biliyor musun? 4500 tane PKK silahlı adamı varmış. Ama Türk devleti bunlardan sadece 225'ini biliyormuş. 4225'ini bilmiyormuş. Kayıtları yokmuş. Dolayısıyla onlar sızabilirlermiş. Tayyip Bey de onlara dokunmazmış. Bakın bunu söylediler açıkça. Sonunda Tayyip Bey'in kolay yol dediği bunlar. Bunlara ancak Ahmet Türk inanır. Bunu açıkça söyledi. Mehmet Mirdangir Fırat da şunu söyledi. 200'ü Avrupa'da bir ülkeye gönderilir. Geri kalanı Türkiye'ye girebilir. İşte aynı kafa. Aynı kafa. Bunlar üç kağıt. Üç kağıt bunlara. Yani orada. Evet, şimdi gayet açık. Tayyip Bey'e inanacak. Deniz Baykal Çengelköy'de Balıkçı'da oturdu. İnandı. Ne dediler orada? Deniz Baykal. Ne dedi? Deniz Baykal Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce ne dedi? Size söylüyorum, aday olmayacak dedi. Başka bilgiler de var. Çengelköy mutabakatı budur. Bir türbanlı cumhurbaşkanı olmayacaktı. Deniz Baykal'a söz verdiler. Deniz Baykal kandırdılar. Ben öyle davranmadım. Ben şu kitap çıkmadan önce ben bir kitap yazıyorum, aday olmayacak dedim. Bu sadece saray meselesi değil. Üniversite diploması meselesidir. Ha, şimdi de söylüyorum. Artık açıkça söylüyorum. Tayyip Erdoğan, üniversite diploman var mı? Nasıl cumhurbaşkanı olacaksın? Ergun Özbudu'nun hazırladığı tasarıda üniversite diplomasının cumhurbaşkanlığı olmak için gerekli şartlardan çıkartıyor. Öyle mi çıkartacaksın? Bir yerden üniversite diploması mı alacaksın? Çünkü bizlere söyledi. Bir de Tayyip Erdoğan, gayet açık olarak söylüyoruz. Daha hiçbir yerde ben üniversite mezunuyum demedi. Tayyip Erdoğan, artık bugün Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan buradasın. Ergenekon'dasın. Hiçbir yerde yedek subaylık yaptığını söylemedi. Yedek subay okuluna gitti. Hiçbir yedek subay nerede yaptığına dair bilgi yok. Bir fotoğraf da yok hocam. Hayır, bir şey yok. De yok. Ha, şimdi söylüyoruz artık. Açıkça söyleyeceksin. Üniversite diploman var mı? Yoksa Aksaray'da bir gece okullarından 2 yıllık sana bir diploma verdiler mi? Bunları getiriyoruz. Şimdi geliyoruz öbür noktalara. Tekrar deniyoruz. Köken ya, günahtır. Köken mi? Şimdi de Kürtlerin kökenini. Selahattin Eyyubi'nin de kökenini öğrendiniz. Öbürünü de öğrendiniz. Onun da var. Ne biçim bir be? Böyle bir devlet olur mu artık? Ha. Köken dediğiniz zaman. Peki. Şimdi ben söylüyorum. Malum konuya gidiyorum. Hangi konuya gidiyorum? Ha. Canan Hanım beni affetsin. Türkiye'de kanında 1 milyarda miligram Ermenilik olan cumhurbaşkanı olamaz. Bakarlar ona, biliyorlar. Biliyorlar, biliyorlar. Şimdi yeni kitabımızda bu
Abdullah Gül Bey'in bana mektubudur. Abdullah Gül Bey, ben Sabatay'ı değilim diye bana mektup yazdı. Evet. Bunu da bakacağız. Abdullah Gül Bey'in bu sözü yeterli değil. Benim araştırmalarım gerekli. Benim araştırmalarım. O da bitti. Yakında herkes onu görür. Şimdi